Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Ekotürk ekranlarında Yükselen Asya programına hoş geldiniz. Küresel ekonomi pandemi sonrasında nasıl şekillenecek? Pandemi sonrasında dünyanın, küresel ekonominin belirleyicileri, parametreleri, değişkenleri neler olacak? Nasıl bir yeni ekonomiye doğru gidiyoruz bütün dünya olarak? Bütün bunları çok tartışıyoruz, tartışmaya devam edeceğiz. Ve aslında tartışmalarımızdaki en temel konulardan bir tanesi de işte bu değişkenlerden bir tanesi olarak teknolojinin, özellikle yeni teknolojilerin konumunun ne olacağı. Yani pandemi sonrasında dünyamızda, küresel ekonomide teknolojinin rolü ne olacak? Bunu daha fazla tartışıyoruz, tartışmaya devam edeceğiz. Ve burada da tabii ki işte 5G gibi, yapay zeka gibi, nesnelerin interneti gibi hayatımıza yeni yeni girmekte olan konular giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Ve aslına bakarsanız bu teknolojiye konuştuğumuzda da Asya'nın, Doğu Asya'nın gelişmiş ekonomilerinin, gelişen ekonomilerin hatta ön planda bir adım önde olduklarını görüyoruz. Çin'i defalarca konuştuk, Japonya'yı, Kore'yi, bütün bu alanlarda sıklıkla konuşuyoruz. Bugün yapay zeka konusuna eğileceğiz. Yapay zekanın küresel ekonomi nasıl etkilediğini ve Asya'nın bu alanda hangi konuda olduğunu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? INZVA Yapay Zeka Programları Koordinatörü Nazlı Almira Bağlar'la konuşacağız, konuğumuz. Nazlı, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler davet. Nazlı Almira, Almira'yı tercih edeceğim. Evet. Şimdi Almira, özellikle bugün bu konuyu seninle konuşmak istedim çünkü şimdi bir taraftan evet, yapay zeka alanında bir STK'da bu konuda çok ciddi emekleri olan, çabalı olan bir STK tarafındasın. Bir de aslında aynı zamanda Asya tarafındasın. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nden Asya çalışmalarında bir yüksek lisansın var ve bildiğim kadarıyla tezin de yine yapay zeka ve Asya ülkelerinin yapay zekadaki konumuyla ilgiliydi. Dolayısıyla gel bir burada yapay zeka ve Asya'yı konuşalım. Şimdi şuradan başlayalım dilersen. Yapay zeka. Şimdi ben tabii yaşım gereği hani internete de biraz hani geç tanıştım. Ama senin kuşağın daha bütün bunların içine doğdu diyelim. Şimdi açıkçası biraz daha bizlerden bir adım ileridesiniz bu konularda. Yapay zeka benim ilk tanımam, işte o yıllarda ilk bilgisayar sahibi olduğum zaman küçüklüğümde işte çok basit satranç oyunları vardı. Ve bu satranç oyunları işte bir bilgisayara karşı oynadık. Bir yapay zekaydı o. Şimdi tabii bugün çok farklı bir durumdan bahsediyoruz. Çok farklı kullanım alanları olan hayatımızı bir satranç oyunundan çok daha fazla farklı boyutlarda etkileyen bir olgudan bahsediyoruz. Dilersen buradan başlayalım. Yapay zeka nedir tam olarak ve ekonomileri, küresel ekonomiyi, ülke ekonomilerini nasıl etkiliyor? Bence bu başlamak için çok güzel bir yer. Çünkü aslında yapay zeka denince bir eski tarz tanımları var yapay zekanın. Bir de hani günümüzde daha güncel olan tanımları. Eskiden yapay zeka denildiği zaman sizin dediğiniz gibi satranç oyununda olan yapay zeka gibi oluyordu. Nasıl yani? Belli mantıksal önermeler ve kurallar veriyorsunuz ve makinenin bir çıktı vermesini bekliyorsunuz. Sizin verdiğiniz kurallara ve mantıksal önermelere uygun olarak matematik kendi çıktılarını veriyor, kendisi bunu işleyerek. Yeni yapay zeka, bu derin öğrenme, yapay öğrenme ve aynı şekilde yapay sinir ağlarıyla yükselen ve şu anda aslında hani popüler olan yapay zeka diyeyim. Siz daha kurallara bile koymadan var olan verilerden kendi çıkarımlarını yapabiliyor. Ve bu yüzden aslında günlük hayatımıza çok daha hızlı yerleşti. Veri artışı ve bilgisayar gücünün de artmasıyla beraber, veri işleyebilir olmasıyla beraber her alanda kullanılmaya başladı. İşte dizi platformlarından tutup müzik platformlarına, hani bankacılıklarda, hani banka reklamlarında bile yapay zekayı görebiliyorsunuz. Ha, bu açıdan eski tarz yapay zekada kullanılıyor olsa da hani yeni olanlar diyelim daha demokratize olmasını sağladı yapay zeka kullanımının. Tabii ki bir şey demokratize olduğu zaman hani elektrik gibi ekonomiye de girmiş oluyor ve erişilebilirliği arttıkça ekonomik faaliyetlere katkısı daha büyük oluyor. Bu durumda ne oldu diyelim? Yani işveren tarafından yapay zeka maliyetleri çok düşürüyor. Hem işçi maliyetlerini, hem zaman kısıtlamalarını, hem böyle vardiya sistemini tamamen baştan yaratıyor. Böyle olunca da tabii ki şirketler tarafından daha da yönelilen bir şey oluyor. İş gücü açısından bakacak olursak, yapay zeka sayesinde aslında ülke insanlar böyle küçük şeylerle uğraşmayı daha büyük şeylere odaklanabiliyor oluyor. Burada çok fazla olan bir tartışma işte yapay zeka işlerimizi alacak mı, almayacak mı? Burada da şey demek istiyorum, ben ne çok pesimist ne optimist tarafındayım.
Hani optimist olarak bakacak olursak dediğimiz gibi yani kalifiye insan gücü birçok küçük şeyden uğraşmaktan vazgeçip daha büyük şeylere odaklanabilecek. Ama öte yandan mesela atıyorum bir üretim bandında sensörlerin şu anda yaptığı gibi kalite kontrolü yapıyorsunuz. Siz bunu elle ve gözle yapan bir çalışandınız. Evet, bu noktada yapay zeka sizin işinize talip olmaya aday. Çünkü hani bu artık yapay zeka tarafından çözülebilir bir şey. Ama aynı zamanda bir fabrikada mesela bu yapay zekanın sürdürülebilir ve düzgün çalışması için daha da fazla nitelikli insan gücüne ihtiyacı olacak. Bu nedenle hani yapay zekanın ucundan tutmuş bir insansanız da size talep artacak diyebiliriz. Evet, yani sonuçta yapay zeka bütün olarak verimliliği artıran. Tabii ki. Yani işletmelerin verimliliğini artıracak, bütün olarak ekonomilerin verimliliğini artıracak. Dolayısıyla tabii yani her ekonomik dönüşüm tarih boyunca hani beraberinde belirli sancıları da getirmiş. Endüstri devriminden, hani 19. yüzyıldaki sanayi devriminden bugüne kadar geldiğimizde, bugün de 4.0'ı konuşuyoruz ve bunun içinde yapay zeka da var tabii ki. Herhalde tabii kolay geçişler olmayacak. Bu bir adaptasyon süreci olacak ama uzun vadede baktığımızda bütün olarak verimliliği artıracak. Şunu düşünüyorum, yani evet, hani bazılarımızın işlerini artık yapay zeka yapacak. Ama yapay zekanın verimliliği arttırdığı bir ekonomide işte bizler için yeni iş alanları da oluşmuş olacak. Yani yine bütün olarak belki de herkes olduğu yerde durmasın. Herkes aslında daha hareketli, daha dinamik olacak ama mesele herhalde o toplam verimliliğin artması ve herkese daha fazla imkan oluşması. Evet, bu da hani bir optimist bir bakış açısı oldu. Tabii pesimist açılara gidersek robotlar dünyayı ele mi geçirecek, her şeyi bir taraflara doğru. Biraz çok ileride görünüyor varsa da hani biraz daha böyle günümüze odaklanmak bence aslında hani özellikle mutlaka devletlerin günümüze odaklanması bu açıdan daha yararlı olacaktır. Yani mesela çok bilim kurgu tarafına girildiği zaman önümüzdeki problem biraz kaçıyor gibi hissediyorum. Kesinlikle katılıyorum buna. Evet, yani zaten bu böyle aşamalı olarak hayatımıza girecek ve aslında girmeye başlamış bir şey. Bu verimlilik artışını da aslında görüyoruz, her an görüyoruz. Yani bence pandemi alanında hani bu yapay zekanın kullanılması bazı yerlerde kullanıldı. Hani ufak tefek de olsa ve bayağı bir etkinlik sağladı. Yani bu açıdan bir faydası oldu. Asya'ya geçelim. Şimdi Asya ülkeleri, Çin. Şimdi biz konuştuğumuz zaman hep Çin ekonomisine baktığımızda şimdi şunu diyoruz. Eskiden Çin hep ucuz iş gücünden bahsederdi, dünyanın fabrikası. Şimdi Çin'in teknoloji atılımından bahsediyoruz. Teknoloji derken de işte bu yeni teknolojilerde ön plana çıktığını, buraya çok yatırımlar yaptığını, işte dünyanın en fazla Ar-Ge'ye yatırım yapan ülkesi. Burada işte 5G çok büyük bir mesele zaten. Ama 5G'de sonuçta bir ekipman anlamında bir altyapı. 5G'nin üzerinden ne çalışacak? Yapay zeka çalışacak. İnternet, nesnelerin interneti çalışacak. Çin ne konumda yapay zekada? Çin lider mi yapay zekada? Bence şunu net söylemek iyi olacaktır. Hani Amerika ile Çin bu konuda öncü ülkeler. Her ne kadar ben mesela Japonya tarafında çalışmış olsam hani Çin ve Amerika'nın yatırımlarıyla Avrupa Birliği'nin tamamının yatırımı bile kıyaslanamıyor öncelikle. Ve onun dışında Çin nerede bu konuda? Aslında bence burada çok güzel bir nüans var. Dediğiniz gibi Çin ucuz iş gücüyle ön plana çıkan ve öyle rekabetini sürdüren bir ülkeyken hani fiyatların artmasıyla, iş gücü fiyatlarının artmasıyla maliyetleri bu konudaki rekabet avantajını uzun vadede belki kaybedecek pozisyonu düşebilecekken aslında hani bu büyüme ivmesini yapay zekayla da yakalayarak tamamen hani bu alanda üretim kısmını domine etmeyi amaçlıyor. Yani şu anda iş gücü olarak maliyeti düşük olsa da Çin'in sonuç olarak Çin'in içinden de hani ekonomi büyüdükçe halkının beklentileri de arttığından dolayı bazı konularda dediğiniz gibi verimlilik artacağından da dolayı bunu tabana yayma hedefi var. Bundan dolayı da Çin yapay zekaya inanılmaz yatırım yapıyor. 150 milyar dolarlık bir yatırım paketi açıkladılar 2017-2030'a kadar ve dünya liderliği için birkaç tane yol haritası açıkladılar. Yani bu yol haritasında eğitimden tutun, yapay zeka eğitiminden ve normal eğitimden tutun, sağlığa, hani üretime her şey var. Ve bu noktada Çin'in konumlanması aslında biraz da bölgesel güç olma hedefiyle. Yani Çin'de çok büyük bir veri kaynağı var doğal olarak nüfusundan dolayı.
Ama veri çeşitliliği az. Çünkü aslında çok internal, yani içeriden bir veri kaynağı kendisine sağlayabiliyor. Ha, bu şekilde bölge ülkelere de yayılarak, hani bölge ülkelerin altyapısını yaparak ya da Afrika'nın altyapısını yaparak, hani buradan da veri alarak aslında veri çeşitliliğini de arttırmaya çalışıyor. Ve bu şekilde verimliliği de arttırmaya çalışıyor. Yani hem bölgesel bir güç olarak hem de işte uluslararası arenada bir güç olarak hedefleri var. Evet, bu aslında biraz önce söylediklerim aslında bazı endişelerimize de bir referans olacak bir konu. Çünkü bu veri çeşitliliği, evet, kendisi çok büyük, 1,5 yani dünyada yaşayan her 5 insanın bir tanesi içinde yaşıyor. Tamam, ama dediğin gibi çeşitlilik yok, ölçek var, tamam. Ve diğer ülkelerde bu konuda yayılarak, işte bu teknolojisini yayarak veri çeşitliliğini sağlıyor. Yani bizim verilerimize sahip oluyor. Bundan endişe etmeli miyiz, endişe duymalı mıyız peki? Yani endişe demek, ya yani mesela benzini kullanımını nasıl durduramıyorsak, yani bunda da hani endişenin bir şeyi yok, lüzumu yok diyeyim. G20'de bununla ilgili bayağı konuşuldu, veri serbestliği, veri akışı anlaşmaları üzerine. Ve aslında belli kurallara bunları yedirmek gerekiyor. Yani Çin yapay zeka stratejisi içerisinde hani veri lokalizasyonuna nasıl baktığını da biraz açıkladı. Hani mesela Hindistan tam tersi bakıyor, o öyle bakıyor. Ya burada önemli olan sizin ülkenizin ne konumda durduğu ve endişelerde kesinlikle yani kurumsal bir şekilde giderilmesi gereken endişeler. Yani bireylerin çok yapabileceği bir şey olduğunu pek düşünmüyorum bu konuda. O yüzden bence hani benim verimi kim ne yapıyor diye hani düşünmek tabii ki hani önemli, ama bence böyle aşağıdan devletlere baskı olması, hani benim verimi nasıl pazarlıyorsun ya da dışarıya nasıl açıyorsun, daha önemli sorular. O yüzden evet, yani endişelenecek şeyler belki hani kurumsal ve devleti açıdan olabilir, ama bireysel olarak bununla aklımızı meşgul etmek bilmiyorum ne kadar verimli olacaktır. Anladım. Bir de şu var tabii, zaten yani hani teknoloji o kadar hızlı gelişiyor, evet, ki teknolojinin hızından sonra hani onunla ilgili düzenlemeler doğal olarak daha geriden geliyor. Yani ilk önce bir yeni bir şey çıkıyor karşımıza. Sonra onunla ilgili onun hani artılarını görüyoruz, eksilerini görüyoruz. Ondan sonra devletler onunla ilgili düzenlemeler yapıyorlar. İşte mevzuatlarını hazırlıyorlar. Hep arada bir aralık, bir boşluk var. O arada aslında bizim öğrenme, yani toplumsal olarak öğrenme sürecimiz. Hani bu nedir? Aslında şeye de katılıyorum. Yani bu verilerin paylaşımı, bunlar tabii çok önemli konular. Ama bir yandan o kadar çok verilerimiz her yerde ki. Yani ama işte orası, bak oradan yeni bir teknoloji gelmiş, onu kullanırsak şöyle olacak. Ama bir yandan farkında bile olmadığımız 15 tane farklı teknolojide günlük kullandığımız, aslında verimizi sürekli olarak veriyoruz. Belki de farkında değiliz. Herhalde biraz daha yani böyle işte hani şununla ilgili veya böyle vaka bazında endişeler duymaktan sonra genel olarak bilinçlenmek, toplumların bilinçlenmesi ve toplumsal olarak bununla ilgili taleplerin oluşması herhalde daha doğru olacak. Japonya'ya odaklandım demiştin. Şimdi Çin, evet, yapay zekada tamam, ileride bayağı çok yatırımlar, evet, yapıyor. Biz genelde Japonya'yı kaçırıyoruz birçok konuda. Yani Japonya, Çin'e çok odaklandığımız zaman Japonya'da durum nedir? Yani Japonya, çünkü hep Japonya bu tür konularda, teknolojik konularda 80-90'lara kadar hep böyle Japon işi derdik. Japonya geri gelebiliyor mu acaba? Yapay zeka üzerinden en azından çalıştığın için soruyorum. Evet. Japonya özel bir hani ilgin olduğu için soruyorum. Evet, yani bir geri dönüş söylemek zor. Çünkü bu işlere metrik olarak bakılacak olursak hani patentlere bakılabilir. Evet. Onun dışında hani yapılan yayınlara, akademik yayınlara bakılabilir. Ve tabii ki global insan gücünün nereyi tercih ettiğine. Hani bunlarda Japonya biraz aşağı sıralarda kalıyor. Hani en büyük payı Amerika alıyor tabii ki. Çünkü hani daha oradaki insan gücüne daha konforlu bir hayat vaat ediyor. Onun dışında bölgede de en büyük şeyi, eğilimi Çin alıyor. Japonya aslında ilginç bir şekilde bu konuda çok önde giderken, hatta robotik deyince akla Japonya gelirken, nedense daha son zamanlarda biraz içe dönüş yaşadı bu konuyla ilgili. Hatta akademik yayınlarının böyle İngilizce çevirilerini bulmak bile zor oluyor. Uluslararası konferansları pek göndermiyor Japonlar. Hani patent ofislerine gelince kendi patent ofislerine çok değer veriyorlar bir şeyi patentlerken. Ama uluslararası başvurularda pek bulunmuyorlar. Bu bana ilginç geliyor. Onun dışında da Japonya'nın mesela strateji belgesine bakıyorsunuz ve Çin'inkine bakıyorsunuz. Kıyaslamam gerekirse
Çin her şeyi tamamen söylemiş vaziyette, askeri kısmına değiniyor baştan sona. Hani Japonya'ya bakarsanız daha çok böyle yaşanmayı kolaylaştırmak için ne yapabiliriz? Topluma yapay zekayı nasıl hani yedirebiliriz? Daha böyle nasıl desem yumuşak bir yaklaşımı var yani. Ama aslında bu biraz böyle neredeyse ülkeler arasında rekabet unsuru olan bir şey. Ve hani uluslararası rekabetçiliği arttıracak pek bir şeyden bahsetmiyorlar. O yüzden geri dönüşü biraz... Evet, yani böyle kıyasladığınız zaman Çin'in biraz gerisinde gözüküyor. Tabii herkesin farklı, her ülkenin farklı öncelikleri olabilir. Japonya yaşlanan bir nüfusa sahip herhalde önceliği. Hani bununla ilgili hani kullanım alanları olsa gerek. Ama bir yandan da hani Japonya ile Çin arasında da bir rekabet var. Ama asıl rekabet Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Yani bu rekabeti tabii bu 5G üzerinden gördük. Yani tam gördük mü onu da bilmiyorum. Çünkü 5G deyince hep Çin firmalarından bahsediyoruz ama Amerika'nın da bunu engelleme çabalarını görüyoruz. Yani Amerika firmalarının 5G'deki atılımını henüz görmedik ama mutlaka bir şeyler yapılıyordur. Şimdi 5G dediğim gibi aslında hepsi birbiriyle bağlantılı konular. Yapay zeka, insan... İşte biraz önce bahsediyorsun. Askeri alan dedin, eğitim dedin, işte fabrikalar, sensörler dedin. Hayatın tamamıyla ilgili bir şey aslında. Yani bir dolayısıyla bir rekabet varsa ciddi hayatımızın her alanına nüfuz edecek bir rekabet bu. Çin ile Amerika arasında devam eden bu büyük rekabet, artık stratejik rekabet, büyük mücadele, ticaret savaşları demeyelim çünkü çok artık ticaretin çok ötesine geçti. Yapay zeka bu rekabetin neresinde ve yani bu rekabetin geleceğinde yapay zekanın belirleyicilerini nasıl görüyorsun? Çin ile Amerika arasındaki rekabette. Yani belki küreselleşmeden geriye gidiş tartışmaları içinde de bu tartışılabilir. Sonuçta Trump'ın seçim vaadlerinden biri hani şeyleri, fabrikaları Amerika'nın içine çekmekte. Bunu nasıl yapacaklar? Hani işçi maliyeti bu kadar yüksekken yapamayacakları için aslında biraz hani yapay zeka kullanarak diyeyim. Hani bu karanlık fabrikalar, yani üretimde insanın sadece gözlemci olduğu ve asla hani fabrikanın içinde görev görmediği fabrikalarla maliyeti ülke içinde öyle düşünmeyi planlıyorlardı. Hani bu da aslında şöyle okunabilir, yani yapay zeka şu an Amerika'nın ticari açıdan rekabetçi kalması için çok önemli bir yere sahip. Çünkü hani Çin özellikle yapay zekada da bu kadar ileri giderse fabrikalar tabii ki şirketler Çin'i tercih etmeye devam edecek. Yani şu anda Amerika'nın hedeflerine bayağı karşı. Aynı zamanda bu doğanın kısmı da var. Çin bu kısma da girdi. Şimdi eski Amerika bu konu tekeldi. Hani çipleri üretirken yapay zeka çiplerini falan tek ülke Amerika'ydı. Şimdi hani bu konuda da pazarda çok büyük bir pay almaya başladı. Bundan dolayı yani hem donanım, hem yazılım, hem işte reshoring, yani küreselleşmeden geriye gidip üretimi ülkeye geri çekme aktiviteleri birçok açıdan okunabilir. Ve askeriye de var tabii ki. Hani askeri konusunda da Amerika çok önde mesela Çin'den. Hani o pek konuşulmuyor yani. Hani Çin ne kadar yatırım yaparsa yapsın, Amerika'da çok kümülatif bir geriden gelen bir şey olduğundan dolayı o konuda Çin onları yakalayamıyor. Ama esas amaç şey diyebilirim, yani Amerika'daki şu anda üretimi tabii ki topraklarına geri getirmek ve bunun için şirketlere işte yapay zeka yoluyla teşvik etmesi sağlamak hani. Ya bu askeri boyut tabii ki aslında hani böyle çok aslında konuşmak istemediğimiz. Evet. Yani ama herhalde konuşmamız gereken ve ileride de gerekecek bir konu. Evet. Çünkü şimdi evet, Amerika ile Çin arasında askeri güç kıyaslaması arasında ciddi bir fark var. Ama biz bunu hep böyle konvansiyonel güç üzerinden bakıyoruz. Ne kadar tankı tüfeği var, topu var diye bakıyoruz. Veyahut işte hadi biraz daha ileri götürelim, uçak gemisine bakıyoruz. Amerika'nın mesela 11 tane uçak gemisi var, Çin'in bir tane var, ikincisini yapıyor diyoruz. Ama yapay zeka öyle bir şey ki, yani onun kullanımıyla birlikte hani sizin işte uçak gemisi veya her neyse bir tane var ama öyle bir kapasiteyle donatmışsınız ki onu, o kapasiteye sahip olmayan 10 tane uçak gemisine eşdeğer bir hani güce sahip olacak. Şimdi tamamen hani böyle teorik olarak konuşuyorum tabii ama çünkü teorik bir şey. Yani yapay zekanın askeri alanda ne yapabileceği çok aslında gerçekten hani hiç konuşulmasa bunlar ve hiç böyle bir şey olmasa yani daha iyi. Çünkü hani tahayyül bile edemiyorum açıkçası nereye götüreceğini. Yani biz üretimde verimliliği arttırsın dedik. İşte insanlar için verimliliği arttırsın, yeni iş alanları oluştursun dedik. Yapay zeka bence buralarda hani iyi. Yani o askeri alanda bilmiyorum hani nerelere götürebilir insanlığı. Bu ayrı bir konu.
Peki Türkiye nerede? Yani Türkiye'nin bir yapay zeka biz nasıl yaklaşmalıyız? Yani bir Türkiye için bir yapay zeka vizyonu, stratejisi nasıl olmalı? Tabii ki çalışmalar var, çalışılıyor. Sizler de çalışıyorsunuz bir STK olarak burada. Ama böyle bir vizyon nasıl olmalı? Nasıl bakmalıyız yapay zekaya? Çin şirketleri destekliyor kendi içerisinde. Her şirkete bir tane rol atamış durumda. Hani Ali Baba'ya demiş ki sana akıllı şehirleri yap, sana bu kadar teşvik. İşte Tencent'e diyor ki sen bilgisayar görüntüsü çalış, sana bu kadar teşvik. Yani Türkiye'de şu anda henüz bir ulusal yapay zeka stratejisi yok. Hani olması için bir sürü çalışma var. 2017'den beri çalışmalar yapıyor ama galiba araya da pandemi de girdiğinden tabii dolayı henüz bir yayın yapılmadı bu konuyla ilgili. Ama onun dışında TÜBİTAK'ın yurda dönüş bursu sayesinde çok değerli akademisyenler ülkeye döndü. Zaten çok değerli akademisyenlerimiz var. Hani yayın çıkarma konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Sadece birazcık daha iyi bir yol haritasına ihtiyacımız var. Ve bunun da çalışmaları şu anda zaten mevcut olarak yapılıyor. Hani nasıl hayal edilebilir dersek, yani bence Türkiye için Almanya ve Çin modellerine bakmak yerinde olacaktır. Çünkü Türkiye zaten çok insan olan, yani insan gücü konusunda sıkıntı çekmeyen bir ülke. Ya bu insan gücünü de boşta bırakmayacak şekilde becerilerini arttırarak, hani insanlara kaynaklar yaratarak ve sektörel bazda teşvikler çıkarılması gereken bir yapay zeka strateji belgesi öncelikli olacaktır Türkiye için. Yani belki hani oraya buraya gitmeden bir yola karar vermek ilk başta güzel bir adım olabilir. Çok güzel. Şimdi o zaman şunu sorayım. Çok da vaktimiz kalmadı. Bir iki dakikamız kadar var. Ama şimdi TÜBİTAK çalışmaları ve o program çok önemli. Yani evet, bu geri dönüş programı çok önemli. Akademisyenlerimiz çalışıyorlar tabii ki. Burada özel sektörün de tabii ki çalışmaları var. Burada özel sektör temsilci kuruluşların ve birçok şirketin çalışmaları var. Bir de STK'lar var. Hani STK'lar burada çünkü hani İNZVA, hani senin de çalıştığın yer bir STK. Hani STK'lar burada tam olarak nasıl bir katkı sağlıyorlar? Neler yapıyorsunuz yani? Biraz son olarak biraz bundan da bahsedebilirsen eğer. Çok teşekkürler bu alanı da açtığınız için. STK'ların rolü tam olarak burada beceriyi arttırma ve yeniden beceri kazandırma rolünde. STK olarak bizler, yani özellikle İNZVA gibi eğitim STK'ları, yapay zeka ve algoritma çalışmalarına odaklanan insanların becerilerini arttırmasını, zaten becerili insanların daha da becerili hale getirmesi konusunu çalışıyoruz. Ve bu Türkiye'de zaten hani çok fazla insan açığı var ve gereklilik var. Çünkü yeni bir konu. Yani üniversiteler her şeyi tek başına yapamaz. Bu yüzden devletin de gündemine alınmış bir şey bu zaten. Hani STK'ları da bu şekilde desteklemek. Biz de burada üniversiteleri tamamlayıcı eğitim vererek onlarla beraber beceri arttırma yolunu tercih ediyoruz. Ve öğrencilerimizi daha bu yeni teknolojileri kullanabilecek şekilde ve üretebilecek şekilde konumlandırmaya çalışıyoruz. Ben çok kısa, ben mesela bununla çok ilgiliyim. Yapay zeka konusunda hani kendimi geliştirmek istiyorum diyen öğrenciler ne yapsınlar o zaman? Size gelsinler mi? Tabii ki. Üniversite öğrencilerini bekliyoruz özellikle. Matematik çıkışlı olabilir, mühendislik çıkışlı. Onun dışında kendisini kişisel olarak geliştirmiş herhangi biri. Hepsine konularımız açık, yani gerçekten bekliyoruz. Bu konu önemli bir konu. Yani çünkü ekonominin her alanı, günlük hayatın her alanı ile ilgili bir konu. Yani burada sadece yapay zekayı bir fiil icra edecek, yapacak, inşa edecek kişilere değil, aynı zamanda toplumun genelinin de yapay zeka okur yazarlığının diyelim artmamıza ihtiyacımız var. Ben açıkçası şu anda senden birçok şey öğrendim. Belli ki daha çok öğrenmem gereken şey de var. Çünkü istesek de istemesek de bu gelecek hayatın bir parçası olacak. Ve Çin'i de Japonya'yı da bu anlamda tabii ki Amerika'yı da Avrupa'yı da yakından takip ediyor olacağız. Almira Bağlar, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim davet için. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, bugün konuğum İNZVA Yapay Zeka Programları Koordinatörü Nazlı Almira Bağlar'la yapay zekayı ve Asya'yı, Çin'in, Japonya'nın burada ne olduğunu, hangi konumda olduğunu konuştuk. Türkiye için bir yapay zeka vizyonu nasıl olmalı, bunu konuştuk. Gelecek hafta tekrar buluşana değin, hoşça kalın, sağlıkla kalın.